Merhabalar, merhabalar. Bu kaydımı herhangi vakitte dinliyorsanız günaydın, iyi akşamlar, iyi günler, keyfiniz yerinde olsun, andan ana akışta olun. Bugün sizlere derin nefesle alakalı birkaç kelam etmek istiyorum. Bu sırada e, holotropik nefes terapisinin de e, yaşadığı deneyimlerden ara ara bahsedeceğim sizlere. Öncelikle bugün 18 Temmuz pazartesi. Harika bir bayram tatili ardından ilk iş günümüz. Belki siz bunu bu herhangi başka bir vakitte dinleyeceksiniz ama ben bugün özel kayıt yapıyorum. Ve umuyorum ki harika bir Bayram tatili geçirdiniz, sevdiklerinizle, ailenizle doya doya kucaklaştınız, sohbetleştiniz. Ve bu enerjiyle de dilerim daha verimli, daha sağlıklı, anda kalan bireyler haline geldiniz. Şimdi derin bir nefes alın ve hatırlayın. Sen tam ve bütünsün. Gidilecek bir yol, varılacak bir yer yok. Sen zaten oradasın. Tam ve bütünsün. Senin sana dair düşündüğün ve hissettiğin her şey bir zandan ibaret. Nefes tüm bunları fark etmen için kullanacağın bir araç olabilir. Nefes yoluna girenler ya da kişisel gelişim, şifacılık çalışmaları yapan kişiler genelde hep aynı güzergahlardan geçmiştir. Bu güzergahta belki psikolojik sıkıntılar, belki ciddi sağlık sorunları, belki ölüm korkusu, vesaire gibi yaşanmışlıklar vardır. Ki ben de bunlardan biriyim. Birçok sağlık sorunu yaşadıktan sonra kendi özüme giden yolda çok daha emin adımlarla ilerledim. Önce kendi kendimi şifalandırdım ve ardından sizlere aracılık etmeye çalışıyorum. Şimdi doğru nefes burundan alınan nefestir. Nefesi burundan almanın birkaç sebebi vardır dışarıdan gelen mikropları engellemek sadece bunlardan bir tanesidir. Burnumuz öyle ergonomik bir yapıdadır ki soğuk havayı ılsarak içeri alır, sıcak havayı serinleterek dışarı verir. Aynı zamanda parasempatik ve sempatik sinir sistemimizi aktive etmemizi sağlar, dengelenmemizi sağlar. Yani gün içinde daha ılımlı, daha neşeli, daha sevinçli olmamıza yardımcı olur. Nefeste bir diğer önemli konuysa derin nefesler almaktır. Dünya Sağlık Örgütü der ki, dakikada 14 nefes almak sağlıklı nefes almanın yoludur. Hadi sayın şimdi farkında olarak. Bakın bakalım bir dakika boyunca siz kaç nefes alıyorsunuz? Bu sayı kimi zaman 30, 40, 50 hatta 60'lara dahi varabiliyor. Çünkü sığ nefes dediğimiz sadece göğüse kadar inebilen nefesi gün içinde alıp veriyoruz. Ne yazık ki fark etmeden. Ve bu bizim hem bedensel sağlığımızı hem zihinsel hem ruhsal sağlığımızı negatif yönde etkiliyor dostlar. Şimdi öyle derin nefesler alıyoruz ki o nefesi uzun uzun kullanabiliyoruz. Böylece dakikada 14 nefes almak idealimiz olabiliyor. Bunun için de diyafram kasımızın iyi çalışması çok önemli. Doğru nefes alıyorsan stres hallerini çok daha iyi ve sağlıklı bir şekilde yönetebilirsin. Bizim yaptığımız çalışmalarda kullanılan nefes ise bununla hiç alakası olmayan bağlantılı nefes türüdür. Bu bağlantılı nefes demek hiç ara vermeden alınan nefes demektir. İster burundan, ister ağızdan alınıp verilebilir. Holotropik nefes çalışmasında bunu kişinin kendi seçimine bırakırız. Kimi ağızdan, kimi burundan nefes alır. Burada önemli olan hiç ara vermeden nefes almaktır. Aslına bakarsan nefesle ilgili çalışmaların hepsinde kullanılan temel yöntem nefesin bağlantılı bir şekilde kullanımıdır. Holotropik nefeste ya da transformal nefeste ya da farklı nefes tekniği türlerinde aslında mutlaka bir rehber eşliğinde, bir e, koç eşliğinde hatta psikolojik danışman, psikolojik bilgisi de olan bir kişi eşliğinde yapılmalıdır. Çünkü burada fark etmeden e, öyle bir alan açılır ki bilinçaltındaki travmalar, doğum sırasındaki travmalar dahi gün yüzüne çıkartılır. Dolayısıyla bunu doğru yönetebilmek için de yalnız başınıza uygulamamanız tavsiye edilir. Bunun dışında holotropik nefes herkese uygundur. Ve aslında holotropik nefesle alakalı bugün yani 18 Temmuz saat 22'de Instagram canlı yayınında sevgili Yelda Çetiner'le çok güzel bir canlı yayın yapacağız. Ve enine boyuna nefesle ilgili, holotropik nefesle alakalı her şeyi konuşuyor olacağız. Sizi oraya da davet ediyorum. Holotropik nefes dediğimiz e, doktor, psikolog, Grof ve ekibinin 50 yıllık klinik deneylerle varmış olduğu sonuçlara göre nefesin bağlantılı bir şekilde kullanıldığı çalışmalar herkese uygun değildir der. Örneğin manik depresif tanısı olanlara, kalp hastalarına, şizofrenlere, göz tansiyonu olanlara ve ciddi kardiyovasküler sorunlara sahip kişilere bu çalışmayı önermeyiz. Ayrıca hamilelerin de bu çalışmaya katılması uygun olmaz. Çünkü kuvvetli bir enerji boşalımı oluyor ve ikinci çakra bölgesinde bir temizlenme başlarsa ne yazık ki bebeği kaybetme riski dahi olabiliyor. Birçok holotropik nefes yapan uzman nefes çalışmasında bir anda regle olan birçok kadın görmüştür. Nefes çalışmasında da bizim için en önemli şey güvenlik. Hatta çalışma alanı katılımcıların maksimum güvenliği sağlamak üzere düzenlenir. Bir insanın kendi isteğiyle değişim yaşayacağına inanarak çalışmaya katılması, bir başkası tarafından çalışmaya ikna edilmesi alınan sonuçlarda farklılık gösterir. Eğer kişi kendi isteğiyle o çalışmaya katılmıyorsa, mesela bir anne çocuğunu zorla oraya getiriyorsa, kendisi gelmek istemiyorsa çocuğun orada faydası ne yazık ki olmaz. Hatta çalışma boyunca uyuyabilir bile. Şimdi bütün spiritüel öğretilerde söylenen bir şey vardır. Tasavvuf biraz daha farklı şekilde yorumlar bunu. Biz hep bir yere varmaya, bir yere ulaşacağımızı sanırız. Hep bir şey olacak ve bum aydınlanacağız diye düşünürüz. Oysa öyle bir şey yoktur. Sen zaten oradasın. Bir ve bütünsün. Zaten tamsın. Senin sana dair düşündüğün ve hissettiğin her şey bir zandan ibaret. Ve zihnin ayırma eğilimi sebebiyle sadece bunun henüz farkında değilsin. Nefes tüm bunları fark etme yolculuğunda kullandığımız bir araçtır. Sen tam ve bütünsün, sen biriciksin. Bu yaşadığımız dünya, olaylar, gördüklerimiz, düşündüklerimiz sadece birer yanılsamadan, ilizyondan ibaret sadece üç boyutlu dünyayı biz algılayabiliriz. Aslında meselenin nefsini silmek değil de nefsini bilmek olduğu gerçeğini anlarız bir yerden sonra. Biz bir sonsuzluğuz ama bu sonsuzluğun içinde nefs denilen bir alan var. Bu bölüm bizim hangi bölümümüz? İsmimiz, annemiz, babamız, doğduğumuz gün, gittiğimiz okullar, eğitimlerimiz, işlerimiz vesaireler. Yargılar, değer yargıları, istek, kıskançlık, kızgınlık vesaire. Bu alan bizim nefs alanımız. Bu alan bizi insan olmaya götürecek birçok şey içinde barındırsa da sadece iyi olarak sınırladığımız olgulardan ibaret değil. Diyelim ki bir piyanoda 88 tuş var. O 88 tuşun içinde iyilikler, güzellikler, paylaşımlar, başarılar olduğu gibi kötülük olarak adlandırılan hırsızlık, kıskançlık, yalancılık gibi yönler de var. Aklını bile getiremeyeceğin her şey o 88 tuşun içinde. Kur'an'da bu durum biz sizi nefsten yarattık şeklinde dile getiriliyor. Nefesle birlikte ben bu nefs denilen alanı tanımaya başlıyorum. Nefes zihnin bizim manipüle etmesine çok fazla izin vermez. Nefeste kontrolü bırakarak her ne geliyorsa ona teslim olursunuz. Nefs alanını anlamak ve kabul etmek, bize mucizevi yolculuğu fark etmek adına çok büyük bir alan açıyor. Evet dostlar. Eğer kendinden kendine giden bir yolculuğa çıkmak istiyorsan, nefsini bil, nefesini bil. Nefsini bilen kendini bilir, Rabbini bilir. Sağlık dolu, huzurlu, anda kaldığınız günler diliyorum. Görüşmek üzere.